merhaba Herkese akşamlar alarko günlük grafik ee, bir saniye ne zaman bakmıştım en son bir onu kontrol edeyim Evet, 24 Ocak'tan izletmişiz yani 23 24 Pazar günüymüş 8 gün üstün üstündeymiş ee, yani orada bir yatay alan ihtimal desteği çizmişim Ayrıca zaten 8 de doğrudan destek oluyor 20 gün düzeltmesini yapmış yani o gün Muhtemelen söylemişimdir 20 gün düzeltmesi için ihtimalini korkulacak bir şey var mı yani şu anda yok ee, onu söyleyeyim tekrar toparlayıp e, yukarı bir akımın içine girmiş şimdilik ee, yine 8 gün üstüstein üstünde yine hızlı hareketlere sahip ee, biz 2 2618'de 1153'ü ben burada daha çok direnç alanı olarak bekliyordum o biraz daha aşağıda yaptı yani 11-25'te Gerçi 25 kuruşun bir hükmü yok da çok fazla ee, yine de tabi dikkate alınmalı 11-25 mi dedik? 25-20 ee, oralarda bir direnci var. Şimdi e, tabi bu direnç ödem kazandı şu anda. Şunu bir silelim. Bunu da kafa karıştırmasın aşağıdaki de. Yukarı hareketlerin devamı için e, hissenin tabi daha iyi yerlere gelmesi için mecburen bu kısmı bir kırmak zorunda. Kıramazsa 2 e, iki tane desteğimiz var. 10-50. En kısa vadede bakın en kısa vadeci için hiç böyle canı burnunda olanlar için önemli. 10 lira 13 biraz da payını verin 10 lira. Ee, en altta da 9.30. Zaten 9.30 kırılıyorsa o çok hiç sevimsiz bir şeydir. Yani çok sevimsiz bir yere yolculuk vardır büyük ihtimalle. Onun için bu desteklere sırasıyla risk algınıza hangisi uyuyorsa e, dikkat etmek lazım. Bir yerde soluklanması da normal şimdi Allah konu. Yani biz bunu yükselen bir paralel kanalda takip ediyorduk. Kırdı. Sasa var şimdi. Sasa var deyince böyle olacak da söylemiyorum yani sasa da mesela bunun gibi kırdı bir üst paralel kanal ben burada çizmedim de e, derinliği kadar devam etti onu da kırdı falan genelde bu tür tablolarda böyle oluyor yani yükselen paralel kanalların yukarı kırılımında kanal boyu kadar bir direnç daha belirliyorsunuz işte burada çizmiyorum ama mesela şurada bir yerde çıkıştan sonra zaten 1618 civarında direnç olmuş orayı da kırarsa bir miktar daha hızlanma gözleniyor. Niye? E yani şimdi dikle şu açı. Çok satıcı var. Aç bir piyasa var demek ki o hisseye. Allah diyor ölüyor bitiyor herkes. E yani o da onu anlatıyor bize işte. Burayı kırdım abi diyor. Burayı da kırdım. E 8 günün de üstündeyim. 5 günün de üstündeyim. Çok hızlıyım. Zımba gibiyim. Şeylerim tarihi. Ee, hacmi çok fazla alıcı var Hacim de çok yüksek diyor size böyle grafik bomba gibiyim zımba gibiyim diyor yürüyor gidiyor Dolayısıyla sen yani bu soğuma normal e zararda olan var mı bu hissede şimdi Elbet şunu diyecek vardır var e var da o daha bir işte iğnenin en ucundan alan çok az insandır zararda olan e bir yerde de o riski taşımak piyasa her zaman istemez e Dolayısıyla yani olumlu harekette hala içinde. Alarko düzeltmeden sonra hala bu olumlu hareketin içinde. Fakat e, yani buna ne diyelim? İşte hoş olmayan da demek istemiyorum ama şu hacimler biraz hani nerede o sol taraftaki alım satım? Nerede şu sağ taraftaki alım satım? E, biraz ilgi azalmış. Ticaret azalmış. E, ticaretin azalmasıyla hareket de azalmış. E, bu kadar kolay. Bu kadar. Yani bunun denklemi budur. Dolayısıyla bu 11-50 civarları falan kırılacaksa yani yukarı bir devam gerekiyorsa, devam etmesi gerekiyorsa o hacmin bir kere bir 19-20 milyonun üstüne çıkması lazım. Böyle 15 milyonlarla falan orta, <laughs> ortalamanın altındaki bir hacim seyri e, pek biraz zorlaştırır işini öyle söyleyeyim. E, ve bir şey daha var dikkatimi çeken o da iyi bir şey şu kırmızı günlerde çok fazla düşmüş hacim pek demek ki satıcılar hala bir taraftan da diri yani alıcılar çok istekli diyemem gelinen tabloda şey anlamında söylüyorum direnç anlamında söylüyorum yoksa hani tüm kısa ortalamanın üstünde olması elbet ki iyi bir şey ondan bahsetmiyorum ama direncin geçilmesi anlamında alıcılar çok istekli denemese de burada satıcıların da sabırlı ve kararlı olduğunu şu an için yani bugüne kadar Sat, bakın sabırlı ve kararlı bir satıcı grubu olduğundan da söz etmek mümkün Alarco için. Ee, bunun dışında ya şu bir kuyruklu yıldız mı diye soran olur. Ya bir anlam matif etmeyelim yani bir kuyruklu yıldız formasyon olarak şu son gün yaptığım mum. Ama yani burada çok büyük bir hareket yok. Ya yani ne olur ki en fazla biraz işte siyah mum yapar. Sonuçta e, iki tane destek var ki ana olarak bu 10 civarı önemli kısa vadede ee, ve altında da en kötü ihtimal 9.30 yani bunlar kırılmadıktan sonra özellikle çok kısa vadeler için 10 kırılmadıktan sonra bir önemi yok. Ee, bu bir tobo diyen olacaktır. Kesin olacaktır ya. Yani o en çok çizilen formasyondur herhalde gördüğüm tobo. Alakası yok. Zaten tobo da burada olmaz. Yani uyarayım. Şimdi bunu koyarlar saatlikte. Oh, allandırırlar, pullandırırlar. Bak derler burası şöyle omuz, burası böyle omuz, burası bilmem ne, hiç alakası yok. Ya toba burada olmaz. Fiyat gitmez demiyorum, fiyat gene gider de toba burada olmaz. Yani bu grafiğin burasında hiç toba olur mu ya? Toba dediğin en altta olur. En altta olursa dikkate alınır. En üstte toba olur mu? o bu olur. Arayacaksa onu arayacak. Omuz baş omuz mu oluyor acaba diyeceksin. Burada. Ee, o da yok. Onu da söyleyeyim. Yani şu ana kadar öyle bir durumda yok. Söylenecek başka bir şey alarko için yok herhalde. Unuttuğum bir şey de yoktur. Ee, i̇şte ısınmanın bedeli soğuyarak bekleme. Sonuçta e, 83 Aresay Mutlaka tabi bunu Ocak videosunda söylemişimdir. O 20 kaç Ocak'ta bakmıştım ben buna 24 mi demiştik. Yani orada söylemişimdir. Çok sıcak bir bölgedeydi. E, hatta ortalaması bile tabi e, çok sıcak bir bölgedeymiş. Şimdi şu kırmızı olan 14 günlük kendi ortalaması. Genelde çıkmaz. Ya buraları çok nadir. 2013'te olmuş, 2012'de olmuş. Baktığınız zaman bir de bu sene olmuş. E, çok karşılaşılan bir tablo değil. Bu soğumada normal, olumlu olan şey de Aresay'daki bu soğumanın şu gördüğünüz e, geri gidişin yukarıda, yani 20 gün senin üstünde soğuması hissin. Bu çok önemli. E, genellikle bu tür soğumalar daha hayırlı oluyor açıkçası. E, buna da dikkat etmek lazım. Şimdi Aresay aşağı gider ama hisse de aşağı gider soğurken çok fazla aşağı gider o dert. Burada işte onu yapmamış. O da güzel yanı. Eee de tekrar e, bir yani çok yatay ama arada bir tane yeşil e, histograma en azından silik yeşil bir histogram yapmaya başlamış. Bunun dışında söylenecek bir şey yok. Herhalde unuttum bir şey yoktur diye tahmin ediyorum. Herkese iyi akşamlar.